Canlarım selamlar. Bugün GTA Vice'de bazı görevler, belli başlı görevlerin nasıl daha hızlı, nasıl daha kolay geçeceğiz onu göstereceğim. İlk başta ilk olarak göstermek istediğim görev şu. Riot yani isyan görevi. Diyor işçi kıyafeti al, ondan sonra isyan edilen alana git diyor. İsyan çıkmış olan alana git diyor. İşçi kıyafeti almanıza gerekiyor. İşçi kıyafeti almadan da bu görevi geçebiliyorsunuz. Bu arada şimdi bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı, siz abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olduysanız da bildirim açarsanız sevinirim. Teşekkürler diyerekten bu isyan görevini hızlıca nasıl yapıyoruz gösteriyorum. Kıyafet almaya gerekiyor dedik. Hemen 4 tane adam eziyoruz. Hop böyle daldık. İşçiler birbirine girdi. Lens bize zaten tabanca başta veriyordu. Onunla şunu kullanabiliriz. 2 tane aracı patlattık. Daha sonra içeri giriyoruz. Bunu böyle iteriz. Hiç itemedik ama olsun. Böyle gerisin. Yani bunu patlamadı ha, ayrı et. Ha şimdi patladı. Bu kadar. Ha işçileri öldürmeden de kapıları aç. İşçileri öldürmeden de patlatırsınız ama bu biraz zor olur. Yani o şu taraftakiler tamam da, yani sağdakiler tamam da, diğer o tekli araç sıkıntı. Başka silahlar lazım yani, tabancalı zor olur. Hani siz sıradaki diğer görevimize geçelim. Sıradaki görevimiz Stretchers, yani hain domuz görevi. Gonzales'i öldürdüğümüz görevi, Cortez'den aldığımız. Yani bu da aslında kolay görev ama yani hatta göstermeye bile gerek ama yine de bir göstereyim isterim. Hemen Gonzales'in mekanına gidelim. Geldik. I'm gonna shut that big mouth of yours. He's got a blade. He's got a blade. Stop running, you fat slime ball. Hiç uğraşmıyoruz, direkt şuradan atlıyoruz. Keep away from me, you cheap bastard. Öldürüyoruz. PSP bulmamıza da gerek yok. Şuradan bir yıldızı buradan alıyoruz. Alan bir yıldızı gizli bir yerde de bekleyebilirsiniz veya da şurada da bribe var. Gelip buradan alıyorsunuz. Bu kadar. Devam. Mal shootout, yani şu meşhur Türkçesi Zafer Plaza'daki görev. Kurye ile buluşacağız, şu Fransız kurye ile. O görev. Kurye'den çip istiyoruz. Sonra kaçıp gidiyor bu Fransız, diğer Fransız askerle bastığı için. Ama bu elemanı kaçıp gitmesini engelleyecek bir yol var. Motora binmesini engelleyecek bir yol var. O da şu, hemen göstereyim. Bir araç alın. Ve şu girişe park edin abi. Şurayı tam park edin. Tam yatay olarak. Uzunlamasına park edin. Şöyle. Mümkünse tam ortalayın ki hiçbir taraftan çıkamasın. Şu an çıkamaz. Bunu burada bıraktık. Şimdi elemanla görüşelim. The rain. She's very wet this time of the year. What? Ah, comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Prise imperialist American pig that is propriété de votre gouvernement français. Hand it over, you American idiot. They followed you here. Gitsin. 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 Hiç problem değil, gitsin. İstediği yere gitsin. Gördüğünüz gibi eleman burada. Bir yere gidememiş, bakın kaçamıyor. Böyle sıkarsınız, indirirsiniz. Şimdi Cortez'e gidebiliriz işte. Southwest,
Gördüğünüz gibi oraya arabayı sokarsınız, yatırırsınız, eleman hiçbir yere kaçamaz. Peşine kovalamış olmazsınız yani, uğraşmazsınız. Devam ediyoruz. Şimdi canlar şey görevi, Guardians Angels, Orucu Meygler görevi. Tommy, yani biz ve Lance Yaz'ı koruyoruz. Yaz'la ilk karşılaştığımız, tanıştığımız görev. Bu görevde bir taktikten ziyade önemli bir unsur göstereceğim. Tabi bunun için bu görevde bir kere fail olmanız lazım. O da şu hemen Lens'le bir görüşe gidelim, göstereceğim. Alalım hemen şu silahı. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. Hazır Diaz'a giderken size şunu da izleteyim de yaşadığım olayı. Bunun kayıtları geçmesini istiyorum. Bak bak. Çift ekil. Evet, Diaz'a geldik canlar. Şimdi gösteriyorum size mevzuyu. Must be called Tess's new gun. No more gainful opportunities arise. We'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Şimdi, bu Diaz'ın bu aracı kurşun geçirmez, mermi geçirmez, lastikle patlamaz. Bu aracı elde etmek için ne yapacaksınız? Şu an kapıları kilitli. Diaz'ın adamlarını vurursunuz. Sonra bu araba sizin olur. Bak bu araba dediğim gibi hiçbir şekilde kurşun geçirmiyor, patlamıyor. Tabi ters dönerse ne olur bilmiyorum, onu denemedim ama. Şunu alayım bir dakika. Şöyle göstereyim bu aracı size hemen, özelliğini. Görüyorsunuz. Ne lastik patlıyor, ne camlar kırılıyor ama. Lastik patlamıyor ve duman çıkmıyor gördüğünüz gibi, bakın. Bakın buradan da ateş edeyim. Taş gibi bir araba. Bu arabayla her yere gidersiniz, her mevzuya gidersiniz anasını satayım. Tabii ki bunun için ne yapacaksınız? Bunun nereye sokarsınız? Orası artık size kalmış. Garajda bir tane save zone'u, save yeriniz varsa oraya sokarsınız işte. Final görevinde, ne bileyim diğer zorlu görevlerde alır kullanırsınız. Şurada bir tane mesela garajlı bir ev var. Ama fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ona bir gidelim bakalım. O position orada. Diaz'ın bu admirali, patlamaz, kurşun geçirmez admirali abi. Burada bir garajlı bir yer var, ne kadar fiyatı bilmiyorum, dur bakalım. $7,000, zor bir şey değil kasması, taksici yaparsınız, ne bileyim, Koni Crazy yaparsınız. Kasarsınız, sonra gelirsiniz, buradaki garaja koyarsınız, burayı satın alıp gelip bu admirali bu garaja koyarsınız. Daha sonra bu admirali finalde falan kullanırsınız yani. Bu yani çoğu görevde kullanırsınız. Çok sağlam bir araç. Ha bir de ters dönerse ne oluyor? Bir de ona bakmam lazım. Bir ters döndüreyim bakayım, döndürebilirsem eğer. O işlemi yapmadım mesela. Bir dur bakalım. Onun için bir yerde uçmam lazım ama nerede uçacağım? Böyle sağlam bir yerde uçmam lazım benim. Dönemiyoruz bir türlü. Aslında dur ya. Mütter Toğuz. Bir bomba atalım. Görüyorsunuz. Bomba da yaramıyor. Bomba da etki etmiyor. Yerinden bile oynatmadı resmen. Bir tepe taklak yatırmayı deneyeceğim. Tepe taklakta patlıyor mu diye de. Şu an onun için bir yer bulamadım. İstediğim etki olmadı. No, olmuyor öyle. Dur bakalım, bir daha deneyeceğiz.
Niye yapmadın kanka? İstediğim etki olmuyor şu an. Hadi lan. Evet, taklayı attırdık, bakayım patlayacak mı? Taklada patlıyor. Tek taklada patlıyor. Takla aracı hiçbir şekilde baraj patlamıyor. Yani düzken hiçbir şekilde patlamıyor. Sadece takladan patlıyor. Enes'i devam edelim videomuza. Canlar, Diaz'ın ilk görevi chase, yani kovalamacı görevi. Hırsızı kovalıyoruz. Bunun bir taktiği var yine. Önce şu hırsızın evine gidelim. Evet, hırsızın evine geldik. Oh shit! Loser. Şimdi No Itrancı da burayı motorla falan çıkmaya çalışıyor. Tugay abi falan motorla çıkmaya çalışıyordu. Gerek yok. İniyorsunuz aşağı, tamam mı? Bir yan taraftan koşuyorsunuz ama silahınızın olması önemli. Bir yan taraftan koşacaksınız abicim. Dur, Tommy ne oldu, yoruldum ha. Yan taraftan koşuyorsunuz. Çatıya motorla falan çıkmakla uğraşmayın yani. Herhangi bir silahınız varsa, dur şunu uzaktan vurayım biraz. Bunu vurdunuz. Hemen şurada biteceksin. Tamam, burada biteceksin. Niye burada bitiyorsun söyleyeceğim. Bu BF ejeksiyonu biz bineceğiz. Bu lavuğu indirdik. Bindik. Bu düştü. Şöyle duvara yaklaşalım. Eyvah. Bizim bilmemiz lazım. Taktik bu ama şu an eleman binmedi bizim yanımıza. Heh, tamam, şimdi oldu. Kontrol şu an bizde. Görüyorsunuz. 2 saat öyle dönme dolama öyle peşlerine gitme. Lavuk bize sıkacak arabamızı tekerine falan. İn, başka araca bin, gerek yok. O böyle tur atıyor. Biz onun peşinden ne uğraşacağız bak. Şu an kontrol bizde. Gideceği yere biz sürüyoruz. Hırsız evine bırakıyoruz yani. Böyle de bir şeyiz yani, böyle de bir adaletliyiz yani, böyle de bir merhametliyiz. Gelince yere bıraktık abi, tamamen biz bıraktık. Daha kısa sürede uğraşmadan bitirdik. The Chase görevi de bu şekilde. Devam ediyoruz. Canlar, Avery'ye geldik ama şunu hatırlatayım bilmeyenler için. Avery'nin görevlerini yapmak zorunda değiliz. Avery'nin görevlerini yapmasak da oyunu bitirebiliyoruz. Yani Avery'nin görevleri zorunlu değil. Ki çoğu insan mesela yıllardır, ben de dahil eskiler falan, helikopter görevinde falan takılıyordu, geçemeyince oyunu falan bırakanlar oluyordu. Ama sonradan öğrendim ki ben, ya sonradan çoğu bazılarımız öğrendi ama bazılarımız bilmiyor. Evrenin görevleri zorunlu değil. Evrenin görevlerini, o helikopter görevini veya diğer başka evrenin görevini yapmasak da olur. Evrenin görevleri zorunlu değil diyorum tekrardan ve devam ediyoruz. For Iron görevini yapacağız Evrenin. 4 demir. Come in and park yourself on the hide, son. Şimdi bu golf kulübü görevi var. Golf kulübündeki eleman indireceğiz. Eğer ki Avery'nin görevinden önce Guardians Angels, yani Diaz'ı koruma görevini yaptıysanız zaten bu kuru kurunuz oluyor. Asıl şimdi olay bu kuru kuru içeri sokmaktı. Çünkü kapıda güvenlik var ve bir çekinin gidin lan şuradan. Kapıda güvenlik var ve dedektörden geçtiğin zaman silahlar arkada geride kalıyor. Ama biz silahları geride bırakmadan silahlarımızın tamamıyla silahlı biçimde nasıl içeri gireceğiz onu göstereceğim size. Dediğim gibi canlar, beğenileri, yorumları, abonelikleri esirgemeyelim. Abone olduysanız bildirim açarsanız sevinirim. Teşekkürler diyerekten For Iron görevini nasıl rahat geçeriz gösteriyorum. Ya bunu dediğim gibi para için yaparsınız. Yoksa zorunlu görev değil bu evrenin görevleri. Tekrar hatırlatıyorum.
Evet, eğlenmesine bakıyor eleman. Son eğlence soruyoruz. Şimdi bu güvenlik dediğim gibi panelinden geçerseniz silahlar geride kalıyor şöyle. Gördüğünüz gibi sadece testler yeri giriyorsunuz. O şekilde olmaz. Şimdi ben size nasıl bu görev yapalı göstereceğim. Hatta bu notlar tut silahlarını da bırak lan, hoş değil. Sadece bunu alsak yeter. Herhangi bir araç olacak. Mümkünse yüksek bir araç olsun. Bakın Comet'le yapabiliyor muyuz? Comet'i bu rampaya yanaştırdık. Rampanın çıkışına yaklaştırdık. Zıpladık ve içeri atladık canlar. Sıfır sıkıntı. Silahımız gördüğünüz gibi bizde. Silahımızı kaybetmeden golf kulübüne atladık. Şimdi hedefimize gidelim, vuralım onu. Bu kadar. Nerede lan? Burada. Abi paso atış yapıyor. Maşallah var, ölmedim türlü. Harbiden maşallah var yani. Bu kadar. Basit. Hiçbir kaybımız olmadı. Diyerekten devam. Evet, geldik Avery'in zıt denilen görevine. Yıllarca herkesin takıldığı, sinirlendiği, sırf bu görev yüzünden oyunu sildiği bir göreve geldik. Demolition Man. Yani patlatma görevi. Now look here, son. I got a problem. Geldik o meşhur göreve geldik. Top van minibüse bineceğiz. Hala da belki herkesin, yani birçok kişinin takıldığı bir görev bu. Demolition Man görevi. Ama aslında helikopteri kullanması çok kolay. Belki de İngilizcemiz olmadığı için belki sıkıntılar yaşıyoruz. Çoğumuz İngilizcesi olmadığı için sıkıntılar yaşayabiliyor bu görevde. Şimdi 4 tane bombamız var. 4 tane bombayı da her bir kata yerleştireceğiz bu karşımızdaki inşaatta. 4 tane bombayı karşımızdaki inşaata her bir katına yerleştireceğiz. Şimdi size tuşları öğretiyorum. Olay aslında burada numpad tuşlarında. Numpad 9, bakın dur, daha düz temelden göstereyim, inelim. W helikopteri yukarı kaldırıyor, S aşağı indiriyor, tamam mı? Q sola döndürüyor, Q, E de sağa döndürüyor, tamam, böyle bu şekilde dönebilir. Q'ya mesela basılı tutarsan böyle Mevlana gibi döner, aynı şekilde E ile de bu geçerli. Şimdi numpad tuşlarına geldik, en sağdaki sayılar tuşları var, rakam tuşları, onlara geldik. Numpad 9. 9 tuşu şunu yapıyor. Helikopter ileri sürüklüyor. Tamam mı? Böyle ileri. V'ye basarsanız şöyle yükselirsiniz. Ama yani sürekli yapmayın bunu. Bak sürekli böyle giderseniz V9, yani V9 şeklinde çarparsınız. Sıkıntı olur. Helikopteri patlatırsınız. Şu şekilde gideceğiz. V9, V9, V9 bu şekilde. Yani basılı tutmak yerine şu şekilde. Bas çek şeklinde giderseniz daha iyi olur. Ama V'ye de çok basmayın. Çünkü çok yükseliyor. Arada bir de S'ye basın. V9 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 çok yükselince S V9 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 çok yükselirse S bu şekilde. Numpad 6 tuşu var, o da şunu ayarıyor, geri gelme, şu şekilde geri geliyor. Bunu aslında kullanmaya bile gerek kalmıyor Numpad 6'ya. Asıl olay QED 9'da falan yani. Al, buna gerek bile yok bazen, ama yine de kullanmak isterseniz kullanırsınız. 4, Numpad 4-5 yine Q ile E'nin işlevini görüyor ama ben Q'ye alıştığım için onları yapıyorum. Zaten VASD ile kullandığımız için neresi öksürük tutacağına kusura bakmayın. Her neyse, şimdi bir tane bombamızı alalım. Dakikamız çıktı. 7 dakika veriyor. Söylediğim gibi V9 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 şeklinde gidiyorum, bakın. Basılı tutmadan. Basılı tutarsam çünkü yükseliyor, çok yükseliyor. V9 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 çok yükseliyor. S'ye basıyorum. V9 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 V9. Arada bir S'ye basıyorum dediğim gibi, bakın. V9 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 S'ye bas. V9 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 S'ye bas. V9 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 S'ye bas.
V9 S'ye bas. V9 S'ye bas biraz. V9 S'ye bas. İlk bombayı bıraktık. CTR ile bırakıyoruz. Ama nerede gebeteyim? Yine aynı şekilde gidiyorum. V9. Hafif S yapıyorum. Böyle baktığım gibi çok yükseliyor. Yani çarpacak duvara, yukarı falan tavana çarpacak. S'ye basıyorum. Panik yapmaya gerek yok. Bak süremiz bol. Titan Vice oynamıyoruz burada anasını satayım. Süremiz bol. Panik yapmaya gerek yok. V9 S. Hoppa. Diğerini aldık. Bunu en üst kata koyacağım mesela. Belki daha kısa sürede bitiririm diye en üst kata koyacağım. Yine V9 S. Hafif biraz Q yaptım. Sola dönsün diye burnu. QE'yi de unutmayın dedim. Bakın QE önemli. Bak görüyorsunuz. Döndürüyorsunuz bir şeydi. Manevra almanız için QE'yi de unutmazsınız. Onun dışında gidiş anı V9 V9. Bak E'ye basıyorum mesela döndüm. Gördünüz mü? Sonra yine aynı şekilde V9. S'ye basmadım burada biraz. Oo bana vurdu. Hop. Hoppa. Şöyle V9. E'ye bastım yine bakın döndüm. Öldün kanka. Yine E'ye bastım döndüm. V9. Biraz normal V'ye bastım yükselmesi için. Sadece V'ye bastım yani. Nerede bu? Crash killed the Malish. CTRL ile bastım. İlla varilin üstüne gelmenize gerek yok. Varilin yakınına da olur ama pembe alan içerisi olur yani. Varilin üstüne illaki gelmenize gerek yok. Atla aşağı. S'ye basıyorum burada, iniyorum, alçalıyorum. 9'da ileri gittim bakın. Hoppa. DA'yı da kullanabilirsiniz şöyle. DA da böyle yana yatırıyor. Ama çok kullanmıyorsunuz. Genellikle olay V9 hep. V9. Ve QE. Yine V9 şeklinde gidiyorum. Arada bir S'ye basıyorum tavana çarpmasın diye. V9 çok yükseliyoruz. S'ye de arada basıyorum tık 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 küçük tıklar halinde. Yani kolay ya, kolay aslında canlı, zor değil. Zor değil yani. Bak şimdi E tuşuna basacağım, döneceğim. Hoppa döndüm. V ile yükseleyim biraz. Çok geldik çünkü. Yine E ile gördüğünüz gibi döndüm. Yine V9 şeklinde gidiyorum. S'ye biraz bastım. E'ye bastım, döndüm. Bakın burada. CTRL ile bastım. Kaldı bir bomba koyulacak. Çok ters bir tarafa mı geldik? Neyse sıkıntı yok, ziyan yok. Neresi gıcık tuttu benim boğazım canına, kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Oyun bir anda FPS'i düştü, kastı. Bu görevden sonra muhakkak kaydetsem iyi olacak. Onun yolu gözüktü yani. Aldım sonuncuyu da gidiyorum. Daha kısa sürede yaparım dedim ya, uzadı lan nedense. Herhalde video size tanıtma amaçlı gösterirken takıldık herhalde. Yoksa normalde ben bunu daha kısa sürede yapıyordum. Hayret. Ne atla öyle, atla aynı. Aynen öyle atlayın. EQ gördüğünüz gibi dönüyorum.
bakın. Hop. Evet. Hop attım. Böylesine uğraştırıcı zorlu bir görevde evreğin 1000 dolar vermesini onun ne kadar şerefsiz bir insan olduğunu gösterir. Küfrü hak ettiğini gösterir. Öyle yani. Gördüğünüz gibi canlar bu arada işte gösterdim. Lanet Demolition Man görevini gösterdim. İşin özünde aslında zor da değil o kadar. Kolay yani. Devam. Burada bir easter egg var, onu da göstereyim dedim. İntihar eden. İntihar eden bir işçi. Easter egg. Devam ediyor. That's so pleased with yourselves now, huh? Fastest boat. Diaz için hızlı bir tekne çalacağız limandan. Silahlı adamlar tabii ki de orayı koruyor. Bunu çoğu kişi biliyordur ama yine bilmeyenler için göstereyim bir taktiği. Hızlı boat nasıl çalınır? En kısa şekilde. Yani en rahat olabilecek şekilde o hızlı boat nasıl çalınır göstereceğim şimdi. Evet, kaçıp istemsiz bu güvenliği öldürdüm ya. Helal bana. Gidelim. Burada silahlı adamla dediğim gibi devriye atıyor. Tık bir, tık iki. Hemen de polis gibi sanki ne olduysa. Üç, dört, beş. İçeri girip indirmeyeceksiniz. Yani içeri girip indirmekle uğraşmayın. Burada şu eleman dolanıyor. Belki o bir şey yapabilir bize. O yüzden onu da vuralım. Tamam, şunu yapalım. İçeri girip yani botu suya indirmekle uğraşmıyoruz. Enter'a şurada bastık mı bindi. Bu kadar. İçeri girip açmakla uğraşınca bir sürü adam gelir. Burada tık bindik. Hızlı bot, yani hızlı tekne işi de tamam. Çaldık onu da, çaldık. Şimdi başka ne görev var size gösterebileceğim onu düşünüyorum. Bakıyorum, düşünüyorum. Düşünüyorum. Kim arıyor lan? Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor, I believe you are a man who can get things done. Cortez aradı. Büyük ihtimal tank çalma görevidir. Hemen gidip bakalım, bak tank çalma görevinde bir şeyler gösterebilirim belki. Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Ben seninle görüşmek istiyor dedi tekrar. De biz çoktan görüştük bile. Tank çalma görevi. Sir, yes sir. Şimdi tankın etrafında bir sürü asker var onu koruyan. Tabii o askerlerden hiçbir hit almadan o tankı nasıl alırız? Size hemen göstereyim. Gidelim de. Nerede o tank? Çık. Geliyorlar. Burada direkt olarak aracınızı tankın önüne kırın. Kırın yani şöyle. Convoy! Halt! Get
Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Call the socialism in action! Bu kadar. Bu kadar. Yani zor değildi. Easy, hemen aldık. Çantada keklik. Çalım da attım SWAT'a. Çıktık. Finish. Bu kadar. Temiz temiz geçtik burayı da. Başka gösterebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum şu an. İn lan aşağı dedim. İndirdim. Diaz da var mı? Diaz da hızlı botla görevimiz var. Yarışıyoruz milletle falan. Onu göstermeye gerek yok bence. Düşünüyorum şu an sadece. Düşünüyorum. Sadece düşünüyorum yani. Düşün. Vallahi aklıma bir şey gelmiyor daha. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum canlar. Umarım bu taktik videoları işe yaramıştır sizin için. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, lütfen olmayı, abone olmayı, bildirim açmayı sevinirim. Duruma göre part 2'yi falan yaparım. Part 2'sini yaparım. Bakacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum, saygılar.